Ölümden dönenler neler hatırlıyor? Ölümle ilgili videolar serimizin dördüncüsünde ölmüş ve bir süre sonra yeniden dirilmiş kişilerle ilgili neler gördükleri ve hissettiklerini inceleyeceğiz. Hadi gelin şimdi ölmüş ve yeniden dirilmiş birkaç kişinin anlattıklarını daha yakından inceleyelim. 2001'de 57 yaşındaki Edward isimli bir İngiliz erkek bayılıp hastaneye kaldırılmış. Sağlık görevlileri kasıklarından sonda takarken bir anda kalbi durmuş. Beyne giden oksijen kesilmiş ve Edward ölmüş. Fakat sonra neler olduğunu hatırlıyorum. Doktorlar kalbi çalıştırmak için şok uygulamışlar. Edward bu arada konuşmaları duyuyormuş. Sonra tavanda tuhaf bir kadın görmüş. Bedeninden ayrılıp onun yanına çıkmış. Sanki beni tanıyordu. Sanki ona güvenebilirmişim gibi geldi diye hatırlıyorum. Yukarıdan bedenime baktım, hemşire ve kel kafalı bir doktor uğraşıyordu benimle. Hastane kayıtları, Edward'ın bilincinin yitirmişken gördüğü insanları gerçekten de orada olduklarını ve Edward'ın anlattığı işlemleri yaptıklarını doğruluyor. Oysa biyolojik kurallara göre bu 3 dakikalık ara aşama yaşananları Edward'ın fark etmesi mümkün değildi. Edward'ın hikayesi, ölüme yakın deneyimi yaşayanların hissettiklerine dair inançlara ters düşüyor nitelikte. Bugüne kadar kalbin durduğunda beyne oksijen gitmediği için farkındalık halinin son bulduğuna inanılıyordu. O noktada kişi tıbben ölür. Fakat onu geri getirmek hala mümkün olabilir. Böyle bir deneyimi yaşayanlar, yani ölümden dönenler o ana dair hatırladıklarını anlatmışlar. Doktorlar genellikle bu anlatılanları halüsinasyon olarak değerlendirip göz ardı etmiş. Araştırmacılar ise ölüme yakın deneyimleri bilimsel araştırmaların erişebileceği alan dışında gördükleri için bu konuya fazla el atmamışlardır. Fakat New York'taki bir üniversite resüsitasyon yani canlandırma bölümü başkanı Sam Parina ve ekibi 4 yıl boyunca 2000 kalp durması vakasında yaşanılanları inceledi. Bunların %16'sı hayata geri dönebildi. Parina ve ekibi bunların 101'inin kalp durması sırasında yaşadıkları deneyimleri inceledi. Amaçları bu insanların zihinsel ve bilişsel olarak etraflarında olup bitenlerin farkında olup olmadıklarını tespit etmekti. Ölümün 7 tadı. Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı ölüm anına dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Fakat Edward ve başka bir kadının yaşadığı beden dışına çıkma deneyimi dışında diğer hastaların anlattıkları da o sırada gerçekleşen asıl olayla örtüşüyordu. Onların anlattıkları rüya benzeri halüsinasyon içeren senaryolardı. Bunları 7 kategoride toplayan Parina, çoğu ölüme yakın deneyimler olarak bilinen anlatımlarla benzerlik gösteriyordu. Zihinde yaşayan ölüm deneyimi, geçmişte farz edilenden farklıydı, diyor. Bu 7 deneyim şöyle sıralanıyor. Korku, hayvan ya da bitki görmek, parlak bir ışık, şiddet ve eziyet, dejavu, aileyi görmek, kalp durması sonrası olanları hatırlamak. Bu deneyimlerden bazısı korkunç, bazısı ise mutluluk verici olarak tanımlanıyor. Biraz da bir törene katılmıştım. Benim yakılmam için yapılan bir töreni diye hatırlarken bir başkası da benimle birlikte 4 kişi daha vardı. Kim yalan söylüyorsa o ölecekti. Tabut içinde insanların dik bir şekilde gömüldüğünü görüyordum diye anlatıyordu. Başka biri derin bir suyun içine sürüklendiğini, bir başkası ise kendisine öleceğini ve bunun en çabuk yolun hatırladığı en kısa kelimeyi söylemekten geçtiğini söylüyordu. Araştıranların %22'si huzur ve mutluluk duygusu hissetmiş, bazıları ise çiçeksiz bitkiler ya da aslanlar, kaplanlar, parlak bir ışık veya aile bireyleriyle kavuşma anını gördüklerini söylemişti. Duyumlarda bir artış, zamanın geçişiyle ilgili algıda çarpılma ve bedenden ayrılma hissi de yaygın olarak anlatılanlar arasındaydı. Parnia, ölümden dönen insanların o anda bir şeyler hissettiklerine dair anlatılanların gerçek olduğunu, ancak bireylerin bunları nasıl yorumladıklarının geçmişlerine ve önceki inançlarına bağlı olduğunu belirtiyor. Ruh, cennet
cehennem gibi şeyler anlatıldığında ne demek istediklerini anlaması zor. Çünkü doğduğunuz yere ve geçmişinle, kültürünle bağlı olarak neyi nasıl yorumladığınız da değişecektir. O yüzden bu anlatılanları dinsel boyuttan kurtarıp objektif kılmak önemli. Objektif yaklaşım. Araştırmacılar kimilerin ölüm anında bazı şeyleri hatırlayabileceği konusunda öngörüde bulunduklarını sağlayacak herhangi bir özellik keşfedebilmiş değil. Ayrıca bazı insanların korkunç şeyler hatırlarken bazılarının neden huzursuz hissettiği de bilinmiyor. Parnia, ölüme yakın deneyimleri hissedenlerin sayısının bu araştırmaya yansıyanlardan daha fazla olduğuna inanıyor. Birçok vakada ise kalp durmasının ardından beyinde gerçekleşen şişme nedeniyle ya da verilen yatıştırıcılar yüzünden hafızası silinmiş oluyor. Fakat insanlar o ana dair herhangi bir şey hatırlamasa da bilinçaltında etkileniyor yine de. Parnia, kalp durması sonrası hastaların yeniden hayata döndürülmesinin ardından tepkilerin büyük farklılık göstermesini buna bağlıyor. Bazıları ölümden korkmayan, fedacı bir yaklaşım benimserken bazıları da stres sonrası travma belirtileri gösteriyor. Parnia ve ekibi bu araştırmaların devamı olarak bu soruları ele alacak çalışmalar planlıyor. Ölüme yakın deneyimlerin dini ya da şüpheci yaklaşımlardan arındırılarak objektif ele alınması konusunda da çalışmalarına katkıda bulunmasını umuyor.